Evet, haberlerimize devam edeceğiz. Yalnız bu noktada tüm yurda yayılan protestoları değerlendirmek üzere İsmet Özçelik'le konuşacağız. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik Ankara stüdyomuzda. İsmet Özçelik merhaba. Merhaba. Bugün 9. gün eylemlerde ve 2 ölü, 4100 küsur yaralı var ortada. Bülent Arınç polisin pasif durumda kaldığını savunuyor. Polis şiddeti olmadığını söylüyor. Şu anda Taksim Platformu Bülent Arınç'la görüşüyor. Birçok olay üst üste, bu arada Cumhurbaşkanlığı tartışmaları da yine gündemde. Ne diyorsunuz? Sizin gözünüzde nasıl geçti bu 9 gün? Siz neler gördünüz bu 9 günde? Şimdi ben Ankara'daki son durumu da size anlatayım. Ankara'da şu anda Kızılay Meydanı'nda işçi sendikaları, memur sendikaları, Demokratik Kitle Örgütleri, İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, bütün örgütler toplanmış vaziyetler ve şu anda buraya girerken aldığım son bilgi, meydan dolmuş, hızla insanlar gelmeye devam ediyor. Yani birkaç gündür Kızılay Meydanı'na işte insanları sokmayacağız diye yani sayısız bomba attılar, sayısız gaz attılar. Hatta metro kullanılamaz hale geldi bir anlamda gazdan dolayı. Ama şu anda meydanda herkes bulunuyor. Oraya tamamen yerleşmiş vaziyetteler ve işte bir olay şu ana kadar yok. Yani polis biraz geriye çekildiği için durum gayet sakin gözüküyor. Şimdi dediğiniz konu bence çok önemli. Birdenbire bu kitle hareketinin yükselmesi karşısında bir panik var herkeste. Özellikle AKP yönetiminde ve Türkiye'yi yöneten bugünkü kesimlerde. Bu panikte nedir? İşte başbakan yurt dışına giderek işi kurtarmaya çalıştı. Bu arada Cumhurbaşkanı devrede, Bülent Arınç devrede ve halkın tepkisini biraz yumuşatmaya çalışıyorlar. Şu anda bütün süreç halkı nasıl biraz hafifletebiliriz, nasıl zamana yayarız? Ya zaten bunlar birkaç gün sonra yorulurlar, ondan sonra bu iş biter. Başbakanın tabiriyle birkaç gün sürer, biter zaten bu iş demişti. Yani onu yaratmaya çalışıyorlar ama ortaya çıkan manzara bunun böyle olmayacağını gösteriyor. Sanki direniş her gün yeni bir kuvvet alaraktan devam ediyor. Evet. Bu arada platformla görüşmesi, Bülent Arınç'ın polisi savunmasına rağmen platformla görüşmesi biraz bu yumuşatma girişimlerinin sahte olduğu konusunda bana kuşkular veriyor. Bu konuda görüşünüz ne? Şimdi efendim bir çaresizlik söz konusu. Şimdi bu çaresizlik niye söz konusu? Şimdi baktığınız zaman toplumda şöyle bir şey oldu. Saat 21, slogan da sokak. Yani saat 21 olduğu zaman hemen hemen Türkiye'nin her yerinde insanlar sokağa çıkıyor. Artık gece, hani akşam olsun da bu işler bitsin denirken, şimdi asıl iş gece başlıyor. Bütün mahalleler çınlıyor tencere tabak sesleriyle. Şimdi bu katılım da her geçen gün artıyor. Ben dün bir gruba örneğin takıldım. Onlarla beraber biraz yürüdüm. Yani inanır mısınız, iş yerlerinin önden geçiyorlar, lokantaların önden geçiyor. Bütün müşteriler sokağa kenara gelip alkışlarla destek veriyor. Yoldan geçen herkes kornasıyla, arabasıyla, içindekilerle beraber pencereleri açıyorlar. O suni bir gülücük değil. İçten gelerekten tepki gösteriyorlar bu işe. Yani o nedenle iş giderek onlar açısından tehlikeli hale geliyor. Yani ben onu şöyle yorumluyorum. Bir kontrollü bir iktidar var uluslararası kontrolde. Biraz da kontrollü bir başka gruplar var. İşte kimisi muhalefette, kimisi başka yerde. Şimdi bu kontrollü ekipler muhalefetin kontrol edilemeyen, yani uluslararası güçler tarafından kontrol edilemeyen bir muhalefetin ortaya çıkması üzerine biraz telaşlanmış gözüküyorlar. Şimdi bu
direnişi nerede nasıl dindirebiliriz? Nerede yavaşlatabiliriz? Nerede sakinleştirip bir süre sonra etkisiz hale getirebiliriz? Bunun telaşı içerisindeler ve şu anda Ankara'da Başbakanlık'ta ve Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapılan bütün görüşmeler bu amaca yönelik. Dikkat edin, hemen şey başladı, başka bir pompalama başladı. Bu pompalama nedir? Birincisi, birdenbire Cumhurbaşkanı Gül pompalaması başladı. Bir de bu hareket zaten örgütsüz bir harekettir. Nasıl olsa bir süre sonra biter şeyi pompalandı. Bu da dikkat çekici. Ben bunu herkesin dikkatinden kaçırmamasını diliyorum. Evet. Peki İsmet Özçelik, bir taraftan da siyaset devam ediyor. Tayyip Erdoğan yurt dışındayken, Fas Cezayir'deyken bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda yeni gelişmeler meydana geliyor. Bugün bazı gazetelerde Tayyip Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağı, hedefte bir adam olduğu ve bütün kötülüklerin kaynağı gibi gösterilmeye başlandığı görülüyor. Hatırlarsınız, Tayyip Erdoğan ameliyatlıyken kendisine operasyon yapılmak istenmişti. Şimdi yurt dışındayken bu tür gelişmeler var. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan bu değerlendirmeleri siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi bugünkü özellikle hükümete yakın gazetelere baktığımız zaman şöyle bir manzara çıkıyor. Düne kadar başkanlık için sanki bu iş bitti gözüyle bakanlar, yani başkanlık tamam gibi bakanlar, şu anda Tayyip'i vermeyiz sloganlarıyla yola çıkmaya başladılar. Hatta sanki bu işlerin arkasında başka uluslararası güçler varmış, Tayyip'i de almak istiyorlarmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii çok komik oluyor. Daha dün Obama'nın önünde diz çökenler bir anlamda. Şimdi başkasını bu anlamda suçlamaları biraz garip oluyor. Bence burada dediğiniz olaylarda şöyle bir nokta var. Bu gelişmelerin birkaç ayağı var. Bir defa herkesin, yani direnişin karşısında sadece Erdoğan yok. Abdullah Gül'le beraber bütün AKP iktidarı var. Bence bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani açın bakın, bunu görmek için de illa şeye de gitmeye gerek yok. Böyle geniş analizler falan yapmaya gerek yok. Bir akşam saat 9'da herhangi bir sokakta, şu anda çünkü her bir kilometrede bir gösteri var. Oralara gidip baktığınız zaman oradaki insanların tepkisinden bunu görebilirsiniz. Yani orada hiçbir zaman Gül'le Tayyip'i ayıran bir mantık yok. Şimdi birincisi bu var. İkincisi Tayyip'i feda edip iktidarı kurtarma çabası gözleniyor. Yani Gül'le işi götürme çabası görülüyor. Bunun yanında bir de başka bir şey var. İşte iç çelişmede bir kısmı acaba bu gene de bu direniş diner. Bak ondan sonra Tayyip Erdoğan işte her şeyi kontrol altına almaz, biz de iktidarı paylaşmak zorunda kalır gibi bir anlayış da var. Yani birkaç ayaklı bir şey yürüyor, çaba yürüyor. Ben tekrar söyleyeyim, bunun birinci çabası şu anda Gül'üyle Tayyip Erdoğan'ıyla hepsi beraber iktidarı bir şekilde kurtarma ve durumu devam ettirme çabasıdır. İkinci çaba iktidarı paylaşma çabasıdır. Üçüncü çaba da işte bu aradan acaba iş çok daha kötüye gider de birisini feda eder, yine biz ortada durumu idare eder miyiz çabasıdır diye düşünüyorum. Evet. Peki bir de basın medya cephesine bakalım isterseniz. Medya görmedi bu olayları. Ulusal kanal dışında, aydınlık dışında hemen hemen pek görmedi. Ve büyük tepkiler oluştu medyaya. Medyanın içinde bulunduğu durumla ilgili bir değerlendirme isteyeceğim. Bir de şunu sormak istiyorum. Aydınlık bütün bu direnişin içinden nasıl çıktı, nasıl etkilendi? Şimdi bir aydınlık açısından bakacak olursak, bizim için bu gelişme hiçbir zaman sürpriz olmadı. Neden sürpriz olmadı? Çünkü biz uzun süredir bunun olacağını biliyorduk. Çünkü insanlarla konuştuğunuz zaman yani 29 Ekim siz de yaşadınız, Ankara Ulus'taki buluşmayı, arkasından 10 Kasım buluşmasını, arkasından Silivri'yi, arkasından yani çok sayıda var ama en sonunda 19 Mayıs Sırıya buluşmasını siz de yaşadınız.
Oradaki insanlardan bunun olacağını görmemek mümkün değildi. Ama birileri bu işi küçümseterek veyahut da görmeyerekten biz bunu önleriz derdine düştüler. Ama olmadı. Yani hayatın gerçeği gelip dayatıyor. Böyle bir şey. Ben şu anda ne olmak istemezdiniz diye bana bir soru soracak olursanız, yani diğer gazetelerde, yani merkez olsun yandaş olsun fark etmiyor, orada çalışan bir gazeteci olmak istemezdim. Yani en şu anda olamayacağım iş bu. Neden bu? O arkadaşlarla görüşüyorum. O çalışan emekçilerin hiçbir kabahati yok. Mesela yayın politikasını belirleyenlerde, yani orada olup da bu kadar olay varken bir, bunu görmemenin verdiği bir gazeteci vicdanı rahatsızlığı vardır. İkincisi de çevredeki insanların çalıştığın gazeteye bakaraktan sana karşı gösterdiği tepki vardır. Bu ikisi de çok insana acı veren bir şeydir. İstemeden bunlara muhatap olursunuz. Bu nedenle buralara, yani bu pozisyona düşmek gerçekten acı bir durum. Arkadaşlarımızın da birçoklarının bu acıyı yaşadığını biliyorum. O nedenle de bazen şöyle şeyler de oluyor. Ya biz yazamadık, bari siz yazın deyip duyduklarını, gördüklerini bize anlatıyorlar veya da bize aktarıyorlar. Bu da hiç olmasa yani bir anlamda vicdanlarını rahatlatıyorlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bu çalışan emekçilerin suçu değildir. Gazete yönetimlerinin ve patronlarının suçudur. Ben şuna çok aldırmıyorum, yani çok da ciddiye almıyorum. Efendim işte büyük diye tabir edilen televizyonlar bunu vermediği zaman bir sorun mu değişti? Yok. İnsanlar ulusal kanala bakıp yolunu bulabiliyor. Aydınlığa bakıp yolunu bulabiliyor. Bugüne kadar gerek işte 29 Ekim'de olsun, 10 Kasım'da olsun, 19 Mayıs'ta olsun, insanlar nerede buluşacaklarını nereden öğrendiler? O kadar yüz binlerce, milyonlarca insan nasıl toplandı? Hepsi pusulası vardı. Pusulası neydi? Ulusal kanalı izlediler, oraya geldiler. Aydınlığı okudular, oralara geldiler. Yani aynı yöntem tekrar yaşıyor. Yani su varsa eğer akacak bir yer bulur. Şu anda da buluyor. Ulusal kanaldan buluyor, aydınlıktan buluyor. Ve diğer buna destek veren, bu direnişi anlatan, gösteren diğer gazetelerden buluyor. Evet. İsmet Özçelik, çok işiniz var biliyoruz bugün ama bir de muhalefet değerlendirmesi almak istiyorum. BDP ile MHP bu olaylar karşısında aynı safa düştüler AKP ile birlikte. CHP'nin durumu da 3 aşağı 5 yukarı belli. Ne diyorsunuz muhalefetin genel anlamda bu direniş karşısındaki durumuna? Şimdi ben muhalefetten sabahtan beri çeşitli yöneticileri, milletvekilleriyle falan görüşüyorum. Şimdi çok ciddi bir rahatsızlık var. Yani bu MHP'de de var. CHP'de de var. BDP'yi saymıyorum zaten. BDP tavrını belli etti. Dedi ki biz ulusalcılarla aynı alanda olmayız dedi. Ve işi bitirdi. Ha biraz da aydınlatıcı oldu bu açıklamayı yapmaları. Çünkü Türk bayrağıyla yapılan eylemlerin yanında BDP'nin yöneticilerinin olması zaten beklenemezdi. Ama asıl sorun ana ve yavru demek pek hoş olmuyor. İkinci muhalefette. Onlardaki durum çok vahim. Şundan vahim, yani birkaç gündür ısrarla bir gürü ortaya attılar. Mesela dün grup konuşmalarına bakın, Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Sağduyunun sesi dedi Gül için. Bahçeli dedi ki yerinde ve zamanında müdahale et dedi. Yani şimdi bölünme anayasasına destek veren kim? Cumhurbaşkanı. Öcalan'la açılıma en destek veren ve yönünü açan kim? Cumhurbaşkanı. Ha bu yaşadık geçmişte, tam bir rezaletti. Güzel şeyler olacak diye açıklama yapan kim? O. 4+4'ü imzalayan kim? O. Bakalım şimdi önümüzde mesela alkol yasaklarını getiren yasa var. Nitekim önceden açıklama yaptı. Bu yasak getirmiyor dedi. Yani de onu da imzalayacağını açıkça belirtti. Bugüne kadar AKP'nin, Başbakan Erdoğan'ın hiçbir tasarrufunu, hiçbir yasasını, antidemokratik, yasa dışı, anayasayı ihlal eden hiçbir yasasını onaylamazlık yaptı mı? Yapmadı. Peki bu Gül'den neden bu umut aramak olayı çıktı ki şimdi ortaya? Şimdi bu sorunun yanıtını soruyor herkes. Yani 4+4'te yaşananlar herkes biliyor. Bugün sonuçlar da ortaya çıktı. Artık kendileri bile rahatsızlar. Şimdi bu bayramları yasaklamasına hiç itiraz etti mi? Milli bayramları yasaklamasını etmedi. Şimdi birdenbire Gül ne oldu da böyle sanki olayı çözücü bir konuma gitti. Topluma da sanki Gül bu işi çözecek havası verildi. Yani bence bunları bir
yapmak lazım. Ve bu iki partinin tabanında da çok ciddi rahatsızlık yaratmış durumda. Şimdi MHP diyor ki hiçbir MHP'li diyor Bahçeli Taksim'de olmayacaktır. İşte bu şeylerin içinde olmayacaktır diyor. Ben dün akşam gördüm. Dün akşam gördüm. Bütün MHP'li ve ülkücüler önemli bir kesimi o eylemlere destek veriyorlardı. Yani bayraklı olaraktan, bayrakla yapılan bir eyleme o kesimlerden destek gelmemesi mümkün değil. Eğer sen gelmezsin dersen seni çiğner geçerler. Şu andaki manzara da odur. Çiğneyip geçmişlerdir. Şimdi ana muhalefetteki bu kaygı anlıyorsam önümüzdeki günlerde parti yönetiminde de masaya yatırılacaktır. Onun işaretlerini görüyorum. Yani burada birdenbire yani olayı yatışması bir kaygı var. Aman ha bu bizim kontrolümüzden çıkıyor veyahut da kontrolden çıkıyor. Ya şimdi nereden çıkar? Çünkü bunları yaptığınız zaman sorumluluk da geliyor. Gereğini de yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu yapmamak için ya durum bir rahatlasın da hani zamana yayalım. Biz gene salı günkü grup toplantısında durum idare ederiz mantığı var. Yani bu öyle gözükmüyor. Ve önüne dikilen olursa ya ben yaklaşık 35 yılı aşkın bir süredir gazetecilikle uğraşıyorum. İlk kez böyle bir dönem görüyorum. Bu kadar halkın katıldığı doğrudan mesela Susurluk'taki o ışık yakma eylemleri çok ciddi. Bunların yanında çok küçük eylemler kalıyor. Önüne kim çıkarsa ya tepeler geçer ya da kenara iter geçer. Ve parlamento bu tutumuyla bir de başka bir şey yapıyor. Parlamento artık devre dışı kalan bir sürece doğru da gidiyor. Yani eğer bu kafaya gerek CHP gerek MHP bu tarzını sürdürürlerse bir süre sonra parlamento tamamen devre dışında kalır ve toplum yine ne yapacağını karar verir. Peki İsmet Özçelik çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, aydınlattınız bizleri. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Ankara yoğun bugünlerde. Biz de teşekkür ederiz. Ulusal Kanal gerçekten çok ciddi bir görev yapıyor. Yani etrafımda duyduğum şeyleri de anlatıyorum. Çok hayranlıkla izleniyor. Bu görevinize de başarılar diliyoruz. Herkes dışarıda herkes Ulusal Kanal'ı konuşuyor. Onu da bilesiniz. Peki o zaman herkes iş başına. Hüseyin Aydın'ın dediği